Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatıyla bugün yeniden karşınızda olacağız. Bugün köy hayatında koyunlarımızı yıkayacağız. Buraya getirene kadar illallah eder. Getiremezsin, durumu durmaz yerinde. Kuzularımızı yıkayacağız arkadaşlar. Kurban bayramına doğru giderken böyle arada bir haftada böyle bir kere hayvanlarımızı biraz daha sıcaklar olduğu zaman da haftada iki kere falan yıkayacağız inşallah hayvanlarımızı. Her hafta yıkanması lazım bu hayvanların. He? Havalar soğuktu diye. İşte diyorum, biraz daha sıcak olduğu zaman böyle daha çok yıkamaya başlayacağız. Bu tavuklar ise durmadan tavukları o bir tarafa gönderiyorum arkadaşlar. Çünkü çimleri bayağı bir mahvediyor bunlar. Çim bırakmıyorlar. Hepsini yiyorlar. Bunların yerini yaptıktan sonra da tavukları buraya bırakmayacağım. Hepsinin yeri yerine oturana kadar biraz bu şekilde serbest, daha sonra da yerlerini ferah yapacağım. Ondan sonra hep içeride kalacaklar. Hani içeride derken bayağı bir geniş olacak tel örgüyle beraber. İçeride bırakacağım. Haftada bir kere dışarıya salacağım kendilerini. Şeyde anne, tam böyle şeyde yıkıyor kendileri. İleride mi? Getirebilirsin. He? Dur bir saniye, geliyor. Bekle, 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 sakin ol, bekle. Vallahi boynuzların uzları da ne kadar sivri. Ya. Tamam, tamam, buradalar. Biriyle gitmediler. Arkadaşlarımla. İki üç kere yıkasın, ben beyaz yüzüm. Ama bir de hemen çıkmak istiyor. Bu büyüğü oran değil mi? He. Baksana lan, gelsin. Dur 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 dur. Ben senin başını yıkarım. Görüyor değil mi? Bu şeyi seviyor. Ne? Yok. Kafasını koydum. Yok, şimdi gel. Üstüm kirlenirse ha? Kirlensin, kirlensin. İyi tabii. Bir de ilk defa hani ya. O yüzden bir iki kere yıkasana, alışırlar sonra. Getir. Getir. Baksana, bembeyaz oldu. Getir. Haydi. Ha, onu çek, onu çek, onu çek. Ha, onu getir. Baksana samanı, ne kadar saman araya verip de. Sırana, 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 sırana. Bu da tüylerinde vurtuldu değil mi? Evet. Sakin ol, sakin ol. Valla hayvanın kafası yanıyor. Ya, bir de yeni daha şey yaptık. Baksana, kuyrukların altı sıcak yanıyor. Sakin ol. O mu onu yedi? Beyazlasın diye. Ancak açılır. Hani orada orası sarı sarı. Evet. Bu yeni tıraş oldu diye. Yarının içi. Ama basma. Ya bu daha beyaz var. Ne? Ha? Gel sıcak daha. Allah'ıma sıcak. İneklere daha erken değil mi? He. Aha. Dur 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 yavrum, dur dur.
Beni de rengi açıldı. Kavak gibi oldu. Yeter mi? Heh, bu da yeter. Başına bakalım. Heh, getir hele. İçeride var işte. Özlemkini getir. Bu tarafa geç oğlum. Bak o sarı sarı geliyor mu? He, ona makine tozu bir kere daha koymam lazım. Yok, birkaç gün sonra gene yıkarım ya. Şimdi daha ilk kez yıkanıyor diye hayvanlar biraz kıcıklandılar. Ama kaç gün sonra? 2-3 gün sonra bir daha yıkadım. Bu ne değil, uzamış mı? He, uzamış. Bakalım bak, iyi güzel olmuş. He, biz geldik şu an. Biz onu beğendik. Evet, şuraya. İçeriye bak, içeriye. Şimdi ilk kez yıkanıyor ama birkaç gün sonra ama yıkarım gene, gene. Serinmediler bari. Anne koy biraz, koy. Koyacağım, koyacağım, dur. Bu göl diyorlar değil mi bunu anne? He. Bak vücutları o kadar yağlı ki köpürmüyor. Ya yağlı ha. Bak iki, üçüncü yıkamada ancak köpürür. Aynen. Ne güzel rahatladınız be. Ne Allah ne güzel rahatladınız. Ben de mi suyu kafamdan aşağı tutuyorum? Yok da harika. Oh! Haftada bir gün banıyoruz var. Al, al, her zaman. Olsun da böyle yetişiyor ya. Ve evet arkadaşlar. Şimdi de döküm zamanı. Normalde bir gün önce döküm olacaktı. Bir sorun çıktı. Arıza çıktı şeylerde. Makinelerde. O yüzden bugüne kaldı. Bu saate kaldı. Çardaklarımızın da etrafını kapattık. Çamur olmasın diye. Çimento sıçramasın diye. Bu şekilde kapattık. Son döküm bu. Bu dökümle beraber inşallah daha da bu çimentoya falan gerek kalmıyor. Bitiyor. Hemen şu tarafa doğru geçelim. O tarafa da sizlere gösterelim. Tavuklarımızın yerleri ölçüldü. Şu gördüğünüz tahtanın çakıldığı yerler tavuklarımızın, burası beton dökülecek. Buradan da şöyle itibaren tel örgü olacak. Şurada boşluk iki bölüm olacak. Bir cins bu tarafta, diğer cins bu tarafta. Burada da aynı şekilde bir yuva olacak. Buradan da bu şekilde bir şey çekilecek. Burası tavuklarımızın yeri olacak inşallah. Dışarıda abi. Ve bittikten sonra yine işlem var. Şu kirişlerin üst kısmına şapka gelecek. O şapkalar da arkadaşlar bu şekilde dökülecek. Kalıp kalıp döküldükten sonra üstlere şapka gelecek hepsine. Yap yap bitmiyor gerçekten. Şimdi, yarın, o bir gün derken gerçekten bitmiyor. Allah'ın izniyle biter inşallah. İnşallah biter. Hüseyin usta ya.
Kesilmiyor, kesilmiyor. Yavaş yavaş abi. Yeter böyle yeter. Sen de dikkat etmişsin. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Onu merdiven nerede? İşte biraz sulandırsan daha iyi. Bir dakika be, kulu görmeyin. Tamam, dur. Merdiveni nereye koyacaksın? Daha merdiven burada abi. Gerçekten iyi ki brandalara koymuşuz. Yoksa bayağı bir çamur olurdu vallahi bile. Nasıl bir çimento oldu? İyi ki brandayı koymuşuz. Vallahi ne kadar döküldü arkaya. Hasan yavaş yavaş. Hop hop. Al böyle bak. Ve evet arkadaşlar, aradan 2 saat geçti ve çok şükür şınazları da döktük ve o kadar da yorulduk. Gerçekten bugün bizi çok yordu, aşırı derecede yordu. Çünkü burada bir kesinti yaptım, videoda kestim ama tam burayı dökerken arkadaşlar borunun ucunda beton birikmişti ve bir patlama, yani o beton sıkıştı, bir patladı. Patlayınca da ben burada çekim yapıyordum. Belki videoyu yayınlamış da olabilirim. Belki de kesebilirim orayı. Kestiysem de. Yani çok aşırı bir şey yoktu ama yani o beton böyle sıçradı. Sıçrayınca direkt benim üzerime geldi. Bir de arkadaşımız yukarıdaydı. Arkadaşımız da çok şükür bir şey olmadı. Hortumu bıraktı. Bırakınca da kendi yan tarafa atladı. Çok şükür bir sıkıntı olmadı. İyi ki de yüksek değildi. Bir de çok yaklaşmadım ben iyi ki de. Bir de arkadaşımız da iyi ki hortumu bıraktı, çok şükür kazasız belasız atlattık ve bitirdik. Ama bu kadar, düşünün, duvarı yapmamız, örmemizle beraber en zoru buydu arkadaşlar. Gerçekten bizi çok aşırı derecede yordu ama inşallah Rabbim emeklerimizi boşa çıkarmaz, inşallah güzel olacak. Allah'ın izniyle yorulmamıza değecek inşallah.
Gerçekten her zaman söyledik videolarımızda, yine söylüyoruz. Bazen böyle dışarıdan bakılınca gerçekten her şey herkesin gözüne şey geliyor. Aa, burayı yaptı, burayı itti, şey yaptı gibi, ama gelin bir de içeriye sorun. Yani bize sorun, nasıl, kolay mı diye. Gerçekten kolay değil, zor. Emek isteyen bir şey. Ama üzerimizde bayağı bir yüktü. Çünkü 100 yıldır, belki 100 yılı da geçmiştir bu duvar olmaması. Çarlı'yla beraber çok şükür büyük yüktü. Ondan da kurtulduk. Az kaldı inşallah. Dediğimiz gibi şeyleri de döktük. Burada gördüğünüz gibi şapkalar bunlar arkadaşlar. Kirişlerin üzerine gelecek şapkalar. Onları da döktük. Şuralara zaten şu ileriden bu boruyu görüyorsunuz, elektrik. 3-4 tane lamba koyacağız. Onları da bu şekilde yaptık. Dışarıya doğru çıksın diye. Burayı da bitirdik. Burayla beraber hemen şu tarafta son hallerini yine videomuzun sonuna doğru sizlere paylaşalım. Burada iki şekilde tavuklarımızın yeri. İki cins tavuğumuz olduğu için de bir yuva burada, diğer yuva orada. Telimiz de şöyle gelecek. Şuradan şöyle gelecek tel arkadaşlar. Şöyle gidecek. Buraya kadar geldiği zaman zaten şuradan bir bölüm, bir tel geçecek. Burada boş alanı, burada buradaki kümesinde boş alanı burada olacak inşallah. Burası da aynı şekilde olacak. İçerisine de tabii raflar yapacağız, yumurtalıklar yapacağız. Tavuklarımız da rahat edecek. Yani biz ne kadar iş konusunda ve bahçe konusunda rahat edeceksek de hayvanlarımızı da düşünüyoruz inşallah. Onların da rahatlığını düşünüyoruz. Temiz bir yerde, daha güzel yerde yetişmeleri için inşallah. Hepsini düşündük. Burası komple böyle dolanıyor arkadaşlar. Döktük. Ve burası da dolgu yaptık bu şekilde. Böyle gidiyoruz. Bakın burası öyle dolgudan sonra bile nasıl batıyor bak. Evet, böyle geldi arkadaşlar. Şurada biraz işimiz kaldı. Bu toprak burası. Şuraya atılacak arkadaşlar. Burası da aynı şekilde dolacak inşallah. Gelelim. Zaten bu piriketler de örme işi. Ateşimizin yerine gelelim. Ateşimiz unutmadık. Ateşi unutur muyum ben ya? Ateş. Ateş de benim göz bebeğim. Bak, aslanım benim, yatıyor da. Onu da unutmadım. Onu da burada yaptık. Tam kapının yanında yaptık arkadaşlar. Şöyle bir şey de yaptım kendisine, bağlamak için de. Biraz sağlam olsun, ne olur ne olmaz. Birim biri gelirse de hani koparmasın diye biraz sağlam yaptım burayı. Buraya da bir kapımız gelecek. Demir kapımız gelecek. Burayı da dolgu yapacağız arkadaşlar. Burası da biraz daha dolgu yapıldıktan sonra da toprak, hayvanlarımız çıkıp burada toprağa bassınlar ve buradan dışarıya çıkıp az da olsa bir yürüsünler diye öyle bir şey yapacağız. Ateşi de buraya getirmeden önce, daha bayağı işimiz var yine. Getirmeden önce de güzel bir ilaçlayacağım ateşi. Çünkü kene, birkaç tane kene gördüm ben. O keneler için ve pireler için de güzel bir ateşi ilaçlama yapacağım. Daha sonra da güzel bir banyosunu yaptırdıktan sonra yeni yerine ateşimiz de gelecek inşallah. Allah'ın izniyle. Bazen kendi kendimize bile soruyoruz arkadaşlar. Acaba biter mi diye ya. Artık o kadar yorulduk. Biter mi, biter mi diye. İnşallah biter Allah'ın izniyle. Yani bir videolarımızda da bir 10 gün sonra inşallah biter. Bittikten sonra da inşallah daha güzel çekimlerle sizlerin karşısında oluruz. Bazı yorumlarda dikkatimi çekti. O yorumlar içinde bir daha belirtmek istiyorum arkadaşlar. Biz burayı emin olun ki biz sadece kendimiz için yapmıyoruz. Hani biz kendimiz için yapmıyoruz. Sizler için de hani böyle daha güzel çekimler, daha hijyenik, daha güzel görüntüler olması için de. Düşünün yani ben köyde mesela atıyorum da ben bu işim benim olmasa, video içerik üretici işim olmasa benim, ben bu kadar masrafa girmezdim. Ben açıkçası söylemek gerekirse bu kadar masrafa girmezdim. Ne yapardım? Hani imkanım dahilinde bir tane bu oturma yeri yapardım. Orada ocak, tandır mandır fazla önemsemezdim. Hani o kadar o
yani tavuk olsun şey olsun tam yerini yapardım ama çok da büyük şeyler önemsemezdim yani. Mesela tavuğun yerini oraya yapmazdım, oraya yapardım. Niye? Sizlere görüntü buradan böyle gittiğim zaman orada tavukların görüntüsünü, köy görüntüsünü hepsini sizlere göstermek için. Hani şimdi video olmazsa ben tavukları atar mıyım diye değil. Hani orada yapmazdım, yerini orada yapardım. Ama burası tandırımızın daha güzel olması, hijyenik olması, temiz olması, yemek yerimizin daha güzel olması, dışarıdaki köy hayatını ve yemeklerimizi dışarıdakini sizlere daha güzel paylaşmak için. Niye? Gurbetçilerimiz de aynı şekilde ve yurt dışında olan gurbetçilerimiz ve yurt içinde olan gurbetçilerimiz de aynı şekilde mesela topraklarımız mesela izliyorlar. Biz yemeğimizi burada değil mesela gidip orada yiyebilirdik. Burada yemezdik, orada yiyebilirdik. Ya sizin de biraz gönlünüz açılsın diye böyle izleyince böyle ferahlayın diye biz çoğu şeyi de sizler için de yaptık arkadaşlar. Hem bizim için hem sizin için inşallah. Rabbim emeklerimizi boşa çıkarmasın. İnşallah güzel olacak. İnşallah daha da güzel olacak. Zaten videolarımızı elimizden geldiğince de uzatacağız. Hani nasıl uzatacağız? Zaten sıva kısmı olduktan sonra burası sıva olacak. Bu duvarla işimiz bittikten sonra buraya hafif dolguyla beraber de artık bahçe ekimleri, bahçe düzenlemesiyle beraber onları uzatacağız. Çünkü sizler de çok seviyorsunuz. Hani bahçe düzenlemesini falan. Çiçeklerin ekilişi, bu yol yapacağız buraya, yürüyüş yolu, o yürüyüş yolunu şuraya küçük süslerden getirdik. O süslerden yapacağız. Kamış hasir var. Bu hasirlerden yapacağız. Bu tarafa geldiğimiz zaman tandırımızı çok güzel bir şekilde yapacağız. Tandırımızın yanındaki çiçek ekimleri ve şu tarafa geldiğimiz zaman ocağın yeri her taraf çiçek olacak. Bu taraftan böyle budur ağaçları filan. Hepsi inşallah tek tek olacak. Hepsini inşallah sizlerle de paylaşacağız. İlerleyen günlerde daha çok daha net göreceğiz Allah'ın izniyle. Allah büyük. Bitmeyen bir şey yok. Ömür bitiyor. Bunlar da biter inşallah. İnşallah o günleri de hep beraber geçiririz. Hep beraber videolarla beraber izleriz inşallah arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden. Çok güzel yorumlarınız var. Her zaman söylüyorum. Büyüklerimiz özellikle ya. Büyüklerimiz, teyzelerimiz, annelerimiz. Allah razı olsun. Bazı teyzelerimiz yorum yapmış. Mehmet sen benim oğlumsun diye artık. O kadar şey yapıyorsun mesela izliyorum seni. Videolarınıza doyamıyoruz. Benim de evlatlarım var. Ben evlatlarım benden uzak. Sen de artık benim bir evladımsın diye yorumlar var. Allah razı olsun. Siz de benim annemsiniz. Yani o kadar güzel yorumlarınız için. Teyzelerimiz, yengelerimiz var. Kardeşlerimiz var. Abilerimiz var. Yine aynı şekilde gurbette olan abilerimiz var. Allah razı olsun hepinizden. Ben her zaman söylediğim bir daha söylüyorum. Belki siz beni izliyorsunuz, görüyorsunuz. Belki ben sizi görmemişim ama yorumlarınızdan az çok sizin ne kadar iyi, temiz yürekli olduğunuzu biliyorum. Ama bu şekilde olmaz. Gelin, buyurun. Rabbim nasip ederse bu tarafa gelin. Yolunuz düşerse bekliyoruz sizi inşallah. Allah'ın izniyle. Bak, 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 bak. Ne oldu? Anne, bak, 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 bak. Beni kovalamaya başladık bu. Beni kovalıyor beni. Ben de diyorum ayağımda ne vurdu ayağıma. Alıştın sen. Allah'ım yarabbim. Vay aslanım benim ya. Hepinizi bekleriz inşallah. Hepinize kapımız açık. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Tatillerde bu tarafa geldiğiniz zaman mesela izine geliyorsunuz Kurban Bayramı'ndan sonra ne zaman gelirseniz kapımız her zaman açık. Buyurun gelin, bahçemiz de çok güzel. Allah'ın izniyle çayımızı içeriz, sohbetimizi ederiz, yemeğimizi yeriz. Ama gelirseniz de hemen kaçmak yoktur. Allah'ın izniyle Rabbim inşallah sizlere de nasip eder. Bizler de sizleri Rabbim görmeyi nasip eder inşallah. Nasıl bugün yıkadık? Kendileri de kendileri gelmişler. İnşallah kurbana kadar iyi toparlanacaklar. Sağ ol, etkiye bakın abi. Bir tek kaldı ya. Daha önce böyle yapmıyordu ha.
Serha yürüyüşe bak, yan yana yürüyor. Anne, ateşi ilaçlamayı unuttum ben ha. He? Ateşi ilaçlamayı unuttum. He. Hiç hatırlatmadın. Valla bizim bunları ilaçlayalım, ineceğiz. Ama onları ilaçlamayı unuttum. İlaçlayayım onu da ya. He. O çünkü kene vardı anne onda. Nerede? Ateşte. Ha. He, 2-3 tane kene vardı. Onu ben bir gün buraya almadan önce, evet, tamam mı? Kendine o ilacı iyice bütün vücuduna sürücüm kendini. Aynen. Bütün vücuduna sürdükten sonra kafasına da iyice sürerim. Bir gün bekletirim. Daha sonra kendini güzelce bir yıkarım. Buraya alırım kendini. Aynen. Buraya alınca zaten toprağa da yatar. Aynen. Daha temiz olur bana. Burası evet, şey. Zaten orada yattığı zaman toprak oraya da, toprağa da çıkabilir, içeri de geçebilir. Aynen. Biraz çok kumsal olanı. İşte ne ya, ne bir de şeyi sevmiyor hayvanı bu köpekler. Sıcağı sevmediği için ben diyorum beton kapısının önünü açık bıraktı kendini. Zaten açık kalıcı bu tarafı. He, açık kalsın. Ve üstü kapansın ki yağmur olunca içeri geçsin. Aynen. Gölgede yapsın diyor. Yok, İnşallah yok. Onları da yaptığımız zaman sizlerle o paylaşırız arkadaşlar. Yeri ideal çünkü orası şey, hayvanın yaptığı ile pis kokar. Ya orası çok kokmuş, ya, kötü kokmuş. Bak suladım, şeylerin altına girdi. Yoksa orayı tam sulaydı. Evet arkadaşlar, bugün de güzel bir sohbet ettik. Biraz belki başınızı ağrıttım ama. Çünkü hiç konuşmadım. Videonun sonuna doğru konuştum. Yarınki videoda 12.00'da yine bence yarın inşaat kısmına bir gün ara vereceğiz. Ondan sonra sıva kısmında yine çekimlere devam edeceğiz. Ama yarın yine güzel bir yemekle beraber çekimimize yine aynı yerimizde devam edeceğiz diyerek bir videomuzun da burada sonuna geldik. Yarın yine 12.00'da her zamanki saatimizde Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah. Bence yatmışlar. Ya döküyor bu suyunu. Anne yok, annesi şey yapıyor. Döküyor mu? Yok yok. Şeyi yapıyor önce. Kazıyor, yeri kazınca. Ha, kafalarını çıkarmışlar baksana. 2-3 tane kafa görünüyor. Yeri kazınca suyun içine gidiyor. Toprağa şu oluyor. Acaba bunda bir şey olmaz artık. Bunu da içeri koyuyor. Ha, küçüğün olur ya. Sen içeri koyunca yiyin, yedin mi? Yok anne, vermedim.